Günaydın kıymetli izleyicilerimiz. Hayırlı sabahlar efendim. Yeni bir sabahta yeniden sizlerle birlikteyiz. Günün Bereketi programından, Diyanet TV ekranlarından hepinize selamlar, sevgiler efendim. Her gün olduğu gibi bugün yine sizler için iki güzel, iki böyle önemli konu başlığını seçmeye gayret ettik efendim. Peki neler onlar? Bugün neleri konuşacağız yayınımızda? Öncelikli olarak Peygamber şehri Medine'yi konuşacağız efendim. Medine, hicret öncesi Peygamber Efendimiz orayı şereflendirmeden önce nasıl bir şehir? Neden Medine seçildi hicret için? Peki hicret sonrası Medine'de hangi değişiklikler oldu? Bugün Medine'nin bizim için önemi, hikmeti, bize kattıkları hepsini bugün yayınımızın ilk bölümünde detaylandıracağız inşallah. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Fatma Feyza Güner hocamız olacak efendim. Ardından yayınımızın ilerleyen dakikalarında adab-ı muaşeret konusuyla ekranlarınızda olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Zehra Tuncel hocamız yine bizimle olacaklar ilerleyen dakikalarda. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. Buyurun yayınımızı açalım. Yeniden merhabalar efendim. Sohbetimize başlamak üzere bizler yerimizi aldık. Konuğumuz da bizimle birlikteler. Bu bölümümüzde Peygamber şehri Medine'yi konuşacağız. Biraz önce de zikrettim açılışımızı yaparken. Peki kiminle? Fatma Feyza hocamızla birlikte dönüyorum. Kendisine hemen hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler her gün böyle burada bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Herkesin bir yoğunluğu var. Sizin de farklı yoğunluklarınız var. Evet. Değil mi? Evet. O yoğunluklarınızda çokça yer alan konulardan biri de sanıyorum Medine. Evet. Değil mi? Evet. Üzerine çalıştığınız, emek verdiğiniz aslında sizin uzmanlık alanlarınızdan biri. Bugün onu konuşacağız. Buyurun. Ben öncelikle Allah'a hamd etmek istiyorum. Bizleri Müslüman kıldığı için. Yesrib'i Medine kılan, Yesrib'i Medine-i Münevvere kılan, aydınlık bir şehir kılan, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam etmek istiyorum. Onun âline, ashabına salatu selam etmek istiyorum. Kıymetli izleyicilerimize de bereketli bir gün dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. İnşallah. Medine İslam tarihi açısından çok önemli. Mekke Medine çok önemli. Medine İslam başkenti olması açısından çok önemli. Arabistan Yarımadası, Hicaz bölgesinin İslam öncesinde de en önemli şehirlerinden bir tanesi. Mekke var, Medine var, Yesrib var, Yenbu var, Hicr var, Sana var, Fedek var. En önemli şehirlerinden ikisi de Mekke Medine diyebiliriz bu bağlamda. Meşhur bir şehir, belirli bir siyasi olarak belirli bir merkezi yönetim sistemi yok. Sadece Mekke Medine'nin değil, Hicaz bölgesinin. Tek bir yerden idare edilen bir, tek bir elden merkezi sistemli siyasi bir yönetimi yok. Kabile anlayışı var. Medine'de o dönemde kaç topluluk var? Medine'de 3 topluluktan bahsedebiliriz. Bir tanesi Evs ve Hazreç. Ensar dediğimiz, henüz Ensar olmadan önceki halini anlatıyoruz. Evs ve Hazreç, ki Evs ve Hazreç güneyden, Yemen'den göç eden Arap kabilelerinden, ta milattan sonra 2. 3. yüzyıllarda Me'rib barajı yıkılınca oradaki Harise bin Salibe'nin oğulları orayı terk ediyorlar. Bir kısmı Yesrib'e gelip yerleşiyor. İşte Evs ve Hazreç aslında aynı babanın iki oğlu olarak gelip buraya yerleşiyorlar. Bunun neden önemli olduğunu birazdan değineceğim. Bu detaya girmenizin bir sebebi var. Evet, bir sebebi var. Yahudiler var. Beni Yahudilerin üç kabilesinden bahsedebiliriz. Üç kolundan bahsedebiliriz. Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza Yahudileri bulunuyor. Bir de Amalika dediğimiz çok çok eski, milattan önceki yüzyıllarda Yesrib'in yerlileri olup oraya yerleşen Arap yine kabilesi, Sami bir topluluğun bakiyeleri var. Sayı çok çok azlar. Bunun dışında gerek köle olarak veya oraya gelmiş tek tük farklı diyarlardan insanlar var. İran'dan mesela kimseler yaşıyor.
hadari bir toplum, yani yerleşik bir hayat var Medine'de, ancak yönetimi farklı biraz. Yani bir merkezi yönetim olmadığı için kabile anlayışına dayanıyor Medine'nin o dönemdeki yapısı. Her kabile, işte Yahudi toplum Medine'ye geliyor ama, Yesrib'e geliyor ama oradaki Arap isimlerini de kullanıyorlar, Arapların geleneklerine de uyuyorlar ama kendi kalelerinde, kendi mahallelerinde, her birinin çünkü kendi köyü, kendi mahallesi var. Kendi geleneklerini ve inançlarını devam ettiriyorlar. Bu bağlamda. Kendi kuralları mı geçerli oluyor? Elbette. Orada hocam? Yani yargılanırken de, yaşarken de, alışverişte de hem Arap kabileleri, hem Yahudiler, hem diğerleri kendi kabile anlayışlarını benimsedikleri için ona uyum sağlıyorlar. Aralarında hem bir birliktelik var, hem de bir nizalaşma var, bir çekişme var aralarında. Yahudiler sürekli bilginler aslında. Yahudi din adamları, hahamlar çok bilginler aslında. Sık sık bir son peygamber geleceğini, kendi soylarından, İshak peygamberin soyundan bir peygamber geleceğini ve onunla bu bölgeye hükmedeceklerini dile getiriyorlar. Çok bilgili oldukları için bunu tahrif de olmuş olsa Talmud ve Tevrat'tan yola çıkarak, çeşitli ilimlere dayanarak bunu sürekli söylüyorlar. Medine'de bunu sürekli dile getirdikleri için Evs ve Hazreç'in de bundan haberi var aslında. Evs ve Hazreç de biliyor. Şimdi yani böyle bir bilgi aslında Medine'nin tamamına bu var, esirleyle var. Mekke'de de var, diğer mesela Şam'da da var aslında ama biraz az. Medine'de daha yoğun bir şekilde var. Çünkü onlar dört gözle son peygamberi bekliyorlar. O zaman hocam bu bölgelerde daha çok Medine'de mi yaşıyordu Yahudiler? Medine'de yoğunluktalar, daha söz sahibiler. Daha güçlüler. Milattan Buhtun Nasır Kudüs'den bir kısmı gelmiş, Buhtun Nasır döneminde gelmişler. Yani biraz söz sahibiler, ticaretle de meşgul oldukları için, isterseniz birazdan ona da girelim. Tabii. Söz sahibiler, biraz da kendilerine çok güveniyorlar. Son peygamber gelip bu bölgenin tamamını Arap Yarımadası'na hükmedeceklerini düşündükleri için dört gözle son peygamberi bekleyip bununla da övünüyorlar, bizden çıkacak diye. Çok bilginler aslında. Bir örnek anlatayım arzu ederseniz. Mesela. Peygamberimiz doğmadan çok önce, biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında dünyaya geldi. Çok daha önce 500'lü yıllarda Yemen'de yaşayan Himyerilerin bir kralı var, Tübban isminde. Bu kral doğuya bir sefere gidiyor. Yesrib'de oğullarından birini vali olarak bırakmış. Dönüşte bir öğreniyor ki Yesrib'deki oğlu öldürülmüş. Artık detaylarını bilmiyorum. Ve bir ordu hazırlayarak Yesrib'i yerle bir etmek istiyor. Çok sinirleniyor. Fakat Kurayz oğullarından iki haham ona durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki sakın Yesrib'e dokunma. Çünkü diyorlar Yesrib'de son peygamber gelecek. Eğer sen son peygamberin geldiği bir bölgeye dokunursan bu bizim felaketimiz olur. Siz de yok olursunuz, biz de yok oluruz. Ve onu ilimleriyle ikna ediyorlar. Tübban'ın çok hoşuna gidiyor bunların bu şeyleri ve Yahudiliği benimsiyor zaten Tübban. Ve arkasından gelen oğlu Zünüvas. Aslında Zünüvas hakkında kısmen bir bilgimiz de var. Hani Buruç suresinde, sadece bunu söyleyip atlayayım. Buruç suresinde Ashab-ı Uhdud dediğimiz çukur hendekleri kazılarak Hazreti İsa'ya inananların 20 bin kişi yaktığı söyleniyor. Atılarak yakıldığı bir şey. Bu Tübban'ın oğlu Zünüvas döneminde oluyor rivayetlerde. Hristiyanlığa inandıkları için kiliselerini yıkıyor, İncil'i yakıyor, 20 bin kişiyi de önde gelenlerini, kendisi hepsini Yahudiliğe de... Kendisi Yahudiliğe inanıyor, Hristiyanlara bu zulmü mü yapıyor? Evet, evet. Yahudiliği kabul ettirmek için bunları yapıyor. Dolayısıyla bölge halkı yeni bir peygamber geleceğine olan inançla yaşantılarını sürdürüyorlar.
Birlikte yaşıyorlar ama nizalaşmaları da var. Yani Es ve Hazreç arasında ciddi bir çekişme, ciddi bir rekabet var. Bakın aynı babanın kardeş çocukları ama, evet. Ama çok çünkü ciddi. Tam bir kabilecilik var o zaman. Anladım. Evet, yani çok ciddi nizalaşma var. Yahudiler de bu rekabetten memnunlar. Özellikle körüklüyorlar o dönemde. İşlerine geliyor çünkü söz sahibi olmamalarını sağlıyor. 120 yıl süren savaşları var. Meşhur Buaz Savaşları. Hicretten 5 yıl öncesine kadar bile devam ediyor. Es ve Hazreç arasında birbirlerini öldürüyorlar sürekli. Fakat bundan muzdarikler. Her iki taraf da bundan memnun değil. Bunu sonlandırmak için ne yapabiliriz diye çok uğraşıyorlar. Bir kral bulalım diyorlar. Onun liderliğinde hani biz anlaşalım. Olmuyor. Sonra dönüşümlü başkanlık yapalım. Bir Evs'ten, bir Hazreç'ten. Evet. Onda da anlaşamıyorlar. Fakat inançlarını arzu ederseniz biraz girelim o Medine'nin o döneminin. Yani buyurun. Bu Evs ve Hazreç anlaşamıyor. Hem kardeş çocukları hem anlaşamıyorlar. Bir yandan da Yahudilerle de anlaşamıyorlar. Ama yine Yahudilerle de yeri geliyor ittifak halindeler Medine'ye karşı, yani Yesrib'in dışındakilere karşı. Evs Beni Kurayza ve Nadir oğullarıyla işbirliği içerisinde. Hazreç de Yahudilerden Kaynuka oğullarıyla bir işbirliği içerisinde. Böyle farklı bir yaşantıları var bu bağlamda. Fakat huzursuzlar. Yani bir istikrar istiyor. Sürekli kargaşa hali. Evet. Yani bir istikrar, bir huzur arıyorlar bu dönemde. Ekonomik açıdan ticaretle uğraşan var Es ve Hazreç içerisinde. Fakat Es ve Hazreç Arap kabileleri diyelim daha çok tarım ve ziraatle uğraşıyor. Yahudiler Medine müsait. Evet, Medine çok müsait. Medine'nin havası çok güzel. Medine'nin hurmaları çok güzel. Hurma bahçeleri var. Hicaz'ın da yazlık bölgesi gibi değil mi hocam? Biraz daha hani belki tarıma oranın vesaire da şey kısmı var. Yani oranın da yazlık kısımları var. Hurma bahçeleri var, hurma ihracıyla uğraşıyorlar. Hatta denir ki bir yıl içerisinde hurmalar çürümesin ve taze kalsın diye konserve endüstrisi çok gelişmiş o dönemde denir. Üzümleri var, Yesrib üzümü çok meşhur. Çok güzel karanfil ve zencefil yetişiyor. Çok az arpa ve buğday ve arpa var yetişenler bitkiler arasında. Yahudiler hani meslek olarak belki biraz da bahsetmemiz lütfen iyi olur. Meslek olarak kadın ve erkeklerin de yaptığı, kadınların da yaptığı dokumacılık var, terzilik var. Ayrıca demircilik çok yaygın, işte marangozluk çok yaygın. Parfüm satıcılığı çok yaygın, gıda satıcılığı çok yaygın. Yahudiler bu mesleklerin çoğunu yapıyorlar. Silah imalatı yapıyor, Yahudiler yapıyor. Yani hem kuyumculuk hem demircilik, marangozluk vesaire daha çok Yahudilerin yaptığı meslekler. Es ve Hazreç kabileleri veya Arap kabileleri daha çok tarım, ziraat ve ticaretle uğraşıyorlar. Şimdi bu aralarında nasıl bir ilişki var demiştiniz. Şöyle, Mekke ve Medine ticaret yolu üzerinde aslında. Yemen'den başlayıp Akabe Körfezi'nden Akdeniz'e bağlanan ticaret yolu üzerinde bulunan Mekke ve Medine, Yemen'den de gelen, daha öbür taraflardan da gelen tüccarların uğrak yeri. Hem Mekke hem Medine. Mekke'den Mekke ile Medine arası 400 kilometre civarında. Medine Mekke'ye göre daha kuzeyde. Türkiye'ye daha yakın diyelim. Hani izleyicilerimizin kafasında şekillenmesi için. Hani haritaya baktığınızda daha yukarıda. Şimdi Mekke'den ticaret için Suriye'ye, Şam'a, Dımaşk diyoruz gidenler mutlaka Medine'ye uğruyorlar. Evet. Medine'den geçip öbür tarafa gidiyorlar. Şimdi Medine'ye uğradıkları için Medine'de akrabaları var Mekke'deki kabilelerin. Medine'de tanışları var, Medine'de yakınları var, ticaret ilişkileri var. Hatta Peygamberimizle ilgili şu şeyi anlatalım, veriyi. Peygamberimizin büyük dedesi Haşim ticaret için Mekke'den Şam'a giderken Medine'den Necaroğullarının bir kızıyla evleniyor. Peygamberimizin büyük dedesi kızıyla evleniyor ve ondan Abdülmuttalip doğuyor. Yani Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'in dayıları Medine'de yaşıyor. O yüzden Peygamberimiz, birazdan değineceğiz inşallah, Peygamberimiz Evs ve Hazreci
İslam'a davet ederken sizlerle akrabayız, dayılarım var benim Medine'de diye anlatıyor. Çünkü annesiyle de çok sık peygamberimiz, çok sık olmasa bile Medine'ye gidermiş. Medine'de hatta dayılarının yanında yüzmeyi öğreniyor. Yani Haşim dedesinin hanımı tarafı diyelim, yani dayı unutulmuş derken. Unutulmuş bir akrabalık değil o zaman, ya da sönmüş. Değil. Hala görüşmeler hatta, tabii, devam tabii, ediyor. Hatta gidip gelişleri var yani, nadir de olsa gidiş gelişler. Bir kere her hacda Evs ve Hacireç Mekke'ye geliyor. Evet. Ona da girelim isterseniz bir kısaca. Şimdi peygamberimiz annesi Hazreti Amine ile dayılarını ziyarete gittiğinde biliyorsunuz dönüşte Mekke'ye 190 kilometre Ebva'da vefat ediyor. Hı hı. Oraya defnediliyor. Yine babası Abdullah henüz doğmadan vefat ediyor. O da yine Mekke'den ticaret için Suriye'ye giderken Medine'de hastalanıyor. Orada bir ay kalıyor dayılarının yanında. O da orada vefat ediyor. Hı hı. Yani Medine ile Mekke'nin bağı aslında güçlü. Evet. Uzak değil, birbirleriyle yakınlar. Hı hı. Birbirlerinden yılda bir de olsa hacca gidenler vasıtasıyla haber alıyorlar. Sık gidenler var ama en azından yılda bir kere de olsa hac vesilesiyle haberdarlar birbirlerinden. Kopuk değiller yani, Mekke evet. Medine'den, Medine Mekke'den haberdar aslında. Haberdar bu aslında. Bağlamda. Evet. Yani o sebeple şeyi de biliyorlar. Yani bir peygamberin çıkacağından da haberdarlar. Hmm. Peki o dönemde Medine'deki dini yaşantı nasıl? Yahudiler malum Tevrat, tahrif olmuş Tevrat ve Talmud inancına sahip. Evs ve Hazreç puta tapıyor. Medine'nin putu Menat. Hmm. Puta tapıyorlar ama hacca mutlaka gidiyorlar. Yani gelip Kabe'yi tavaf ediyorlar. Evet. Mekke'ye gelip güneye iniyorlar. Yani Medine'den güneye inip Mekke'ye Kabe'yi tavaf ediyorlar. Arafat'ta duruyorlar. Bunların hepsi o zamanda da var. Tabii var, var. Var. Yani peygamberimizin koyduğu düzenden çok farklı olsa da var. Evet, biliniyor yani. Tabii. Hı. Yani ihrama Menat'ın önünde giriyorlar. Hı-hı. İhramdan Menat'ın önünde tıraş olarak çıkıyorlar. Wow, kurbanlarını ve hediyelerini Menat'a sunuyorlar. Hı-hı. Kendi özel aile putları da var aslında bunun dışında. Her Hı-hı. ailenin kendi putu da var. Tamam. Hocam araya gireceğim. Çünkü çok güzel anlatıyorsunuz. Ben hepsini böyle hakikaten çok büyük bir dikkatle dinleyip öğrenebilmeyi arzu ediyorum. Ama bu kadar detaya girersek sorularımız bitmeyebilir. O yüzden ben şimdi biraz daha hızlanalım diye ikinci sorumdan devam edeceğim. Evet. Şimdi biraz daha hicrete gelelim istiyorum. Evet. Hicreti hazırlayan ortam ve Medine'nin işte aslında çok güzel zemini hazırladığınız tüm bu sebeplerle birlikte, belki de tüm bu hazır olunuşla birlikte Medine sanıyorum tercih edildi. Nasıldı Medine'ye gidiş, Medine'nin tercih edilmesi, bize biraz böyle hicreti de bir canlandırın gözümüzü. Orayı biraz bir, hızlı rica edeceğim. Hızlı gidelim. Evet, hızlı gidelim. Şimdi peygamberimiz Mekke'de şeyler çok artınca, zulüm ve inananlara eziyet çok artınca, peygamberimiz farklı arayış kabilelerle diyalog haline geçerek İslam'ı anlatmaya çalışıyor. Bu arada Habeşistan'a hicretler oluyor. İlk Taif'e yolculuk yapıyor peygamberimiz. Hı hı. Taif de çok güzel, havası, suyu, meyveleri olan bir güzel bir şehir. Fakat Taifliler peygamberimizi dinlemek şöyle dursun, aşağılamak amacıyla çocuklara işte taşlatıyorlar. Hı hı. Oranın ayak takımına diyelim, ayak takımına peygamberimizi taşlatıyorlar. Hatta öyle ki peygamberimizin ayakları kanıyor. Hazreti Zeyd korumak için başından falan yaralanıyor. Peygamberimiz daha sonra Uhud Savaşı'ndan sonra şunu söyleyecektir. Taif'teki çektiğim sıkıntı kadar Uhud'da bile çekmedim diye böyle bir anlatımı olacak. İşte her sene hacdan Mekke'yi ziyarete gelenlere peygamberimiz Es ve Hazreç kabilelerinin geldiklerini duyunca onlara gidip Kur'an'ı anlatmak istiyor. Hatta ilk görüşmeleri Akabe'de gerçekleşiyor. Akabe 3 kilometre uzaklıkta Mekke'ye. Orada 6 kişiler
Medine'den, Yesrib'den gelenler peygamberimiz anlatınca hemen hatırlıyorlar. Diyorlar ki Yahudiler bize bahsetti. Bir peygamber gelecek. İşte bu o. Hem doğru sözlü hem anlattıkları doğru. Peygamberimiz onlara Kur'an-ı Kerim okuyor. Dayılarının Medine'den geldiğini söylüyor ve bunu ısrarla hatırlayan Evs ve Hazreç 6 kişi, içlerinde Esad ve Zürare de var. Neden bunu söyledim? Puta tapmayan Medine'nin ahvalinden tek tük de olsa o dönemde Medineli olup puta tapmayıp başka bir hani inanışları da olmayıp tırnak içerisinde Hanif dinine devam ettiren kişilerden bir tanesi. Hemen o altısı hemen Müslüman oluyorlar. Medine'ye dönüyorlar. Medine'de kendi kabilelerinde bunu anlatıyorlar. Ufak ufak yayılıyor. Sayı artıyor. Fakat peygamberimizle bir sonraki sene hac mevsiminde görüşmek üzere anlaşıyorlar. Birinci Akabe görüşmesinde bu sefer 12 kişi olarak geliyorlar ve peygamberimizle görüşerek ona biat ediyorlar. Ne hakkında biat ediyorlar? İsterseniz kısaca ona da değinelim. Tamam. Peygamberimize biatları, peygamber Allah'ın bir olduğuna, peygamberimizin peygamberliğine, şahitlik ettiklerine, adam öldürmeyeceklere, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, iftira atmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, iyilik yapacaklarına dair peygamberimize orada biat ediyorlar. Ve peygamberimizi ve inananların sıkıntıda olduklarını gördükleri için, fakat bunlar hep gizli yapılıyor Akabe civarında. Müşrikler çünkü sürekli peygamberimizi takip ediyorlar. Haberdar olurlarsa onlarla diyaloğa geçenleri de bir takım uygulamalarda bulunur diye. Bu 12 kişi bir sonraki hac döneminde tekrar gelmek üzere Medine'ye dönüyorlar. Peygamberimiz onlara Musab bin Umeyr'i gönderiyor dini anlatsın diye. Ve Musab bin Umeyr'in Medine'deki çalışmaları, çok daha önce hani göç etmiş olan Ebu Seleme'nin çalışmaları Medine'de İslamiyet'in yayılmasına sebep oluyor. Bir sonraki hac döneminde, yani 2. Akabe biatları görüşmesinin olduğu 622 yılında 75 kişi hacca gidiyoruz diye, ki bunların arasında iki de kadın vardır, Mekke'ye geliyorlar. Aslında amaç hac değil, hacdan ziyade peygamberimize biat etmek. Gelip peygamberimize biat ediyorlar ve peygamberimizi ısrarla Medine'ye davet ediyorlar. Bir davet biz seni, var ailelerimizi nasıl koruyorsak sizi öyle koruruz diye. Peygamberimiz, ben izin bekliyorum Allah Teala'dan, o izin verdiği zaman gelirim diye buyuruyor. Bu arada grup grup, aile aile Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmiş oluyorlar. Yavaş yavaş. Evet, bu son Akabe görüşmesinden 3 ay sonra da peygamberimiz hicret ediyor malumunuz. Hicret çok önemli bizim hayatımızda. Hazreti Ömer döneminde hicret, hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor ve 1 Muharrem olarak biz her sene hicri yılbaşı olarak bunu anıyoruz, kutluyoruz, yani hatırlıyoruz diyelim. Peygamberimiz hicret edeceği zaman yanında Hazreti Ebubekir var malumunuz. Bir de bir yardımcıları var, bir de bir kılavuz var. Abdullah İbni Urayk'ıt isminde. Yolda rehberlik edecek. Şimdi onları her zamanki Medine-Mekke yolundan götürmüyor kılavuz. Aşağıya indiriyor, işte Sevr mağarası öyle, Medine'nin ters istikametinde aşağıya indiriyor. Yine de çok iyi iş sürücüler çıkarmış müşrikler bulmak için peygamberimizi. Sevr mağarasına sığındıklarında hepimizin bildiği Allah-u Teala'nın emriyle oraya bir güvercin yuva yapıyor, bir örümcek ağını örüyor ve peygamberimizi göremiyorlar. Azıcık daha eğilseler, baksa veya diyorlar ki burada örümcek ağı var, mümkün değil, buraya kimse girmemiş uzun süredir, vazgeçiyorlar. Ve peygamberimiz Kuba'ya geliyor. Peygamberimiz sefer 26'da başlıyor. Rebiülevvel ayının 12'sinde Kuba'da oluyor. Kuba'da bir rivayete göre 14 gün kalıyor. Bir rivayete göre farklı rivayet var. 4 gün kalıyor. Peygamberimiz 53 yaşındadır hicret esnasında. Kuba'ya geldiğinde hemen oraya bir mescit inşa ediyorlar. Ve Kuba'dan yola çıktıklarında da
her gün peygamberimizin Mekke'den ayrıldığını duyan Medine'li inananlar her gün şeyi çıkıp bekliyorlar dört gözle. Peygamberimiz ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye. Sabah erkenden gidiyorlar. Sıcakları iyice bastırınca gelmedi diye tekrar dönüyorlar. Yine böyle bir gün gidiyorlar, bekliyorlar, bakıyorlar ki yok. Tam dönerlerken dönüyorlar evlerine. Fakat bir Yahudi kendi işi için bir kalenin tepesinde yol gözlüyor. Bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce Araplara sesleniyor. Ey Araplar, koşun, sizin kardeşiniz geliyor, nasibiniz geliyor, kaderiniz geliyor diye sesleniyor. Bunun üzerine bütün Müslümanlar yola dökülüyorlar. Bu arada hicretin birinci yılında Peygamberimiz Medine'de bir sayım yaptırıyor. 1500 Müslüman var. Yani bir yani Medine'ye ilk yıllarında veriyor. Evet, hicret ettikten sonra, Medine'de hicret ettikten sonra 1500 Müslüman olduğunu görüyor. Sayım yaptırıyor çünkü o sene. Ve Peygamberimizi defler eşliğinde, sevinç gösterileri eşliğinde kadınlar, çocuklar, erkekler hepsi karşılıyorlar. Güzel Çağrı filminden hatırladığımız sahne. Evet, Talal Bedru, ay doğdu üzerimizde diye. Bera bin Azib diyor ki, Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelişi kadar aydınlık bir gün hiç görmedim. Yani çok duygulu sahneler. Ben de hani okurken, işte onunla ilgili yazarken çok duygulandığımı hatırlıyorum. Şimdi Peygamberimiz Medine'ye geliyor. Hani malumunuz Medine'nin adı Yesrib. Hı hı. Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Hani şöyle bir şey söylüyor Peygamberimiz. Diyor ki benim öyle bir şehre gitmeme izin verildi ki diğer bütün şehirleri silip süpürecek bir şehir. Ona Yesrib diyorlar. Halbuki o Medine. Nasıl ki demirci körüğü demirin üzerindeki kiri pası atarsa Medine'de kendi içindeki kötüleri dışarı atar diyerek Medine'ye çok övgüyle bahsediyor ve Peygamberimiz Medine'nin Yesrib diye anılmasını yasaklıyor. Neden yasaklıyor diye soracak olursanız, Yesrib isim olarak iyi bir anlam çağrıştıran bir isim değil. Kötülük anlamında, işte anlamına gelen serf kökünden kötülük, zarar, fesat anlamına gelen bir anlamı var. Peygamberimiz oraya Medine-tül Münevvere aydınlık, Medine-tül Münevvere aydınlık şehir diyerek oranın ismini değiştiriyor. Peki. Peygamberimize nispet ederek farklı isimleri var. Medine'nin. Peki. Feyza Hocam araya gireceğim. Çünkü süremiz hızlı akıyor. Siz farkında değilsiniz böyle. Anlatırken çok güzel detaylara giriyorsunuz. Ben de çok araya girip bölmek istemiyorum ama süremiz azaldığı için ve biraz daha hızlanmamız olur. Elimizden geldiğince özet olur. Geçmemiz gerekecek hocam. Şimdi birazcık bize Medine, Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar oraya göç ettikten sonra, hicret ettikten sonra nasıl bir değişim geçirdi? O evet. Değişim bu, hızlı bir değişim aslında. Hakikaten tam da Peygamber Efendimiz'in dediği gibi Yesrib'den o Medine-i Münevvere oluşu çok evet. da uzun değil. Peygamber Efendimiz'in orada siyasi liderliğini biliyoruz. Çok ciddi böyle her anlamda aslında onlara önder olduklarını, rehberlik ettiğini biliyoruz. Hızlı bir dönüşüm, değişim yaşıyorlar. Nasıldı bu değişim, dönüşüm ve Mescid-i Nebevi'nin merkez alınması bu manada, Mescid-i Nebevi'nin evet. anlamı, önemi neydi? Onu böyle biraz sizden hızlıca rica edeceğim, sonra devam edeceğiz. Çünkü bugün bizim için ikinci harem oluşu önemi, oraya da geleceğim ama öncesinde bunu. Şimdi Medine'ye Peygamberimiz hicret ettikten sonra malumunuz devesi Kasva'nın çöktüğü yere mescit yapıyor. Hı hı. Devesi Kasva'nın çöktüğü yerde bir hurma kurutma alanı, boş bir arazi, iki yetime ait, onu satın alıyorlar oraya. Ve oraya en yakın ev Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde konaklıyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hı hı. İlk yaptığı şey bakın bir mescit, temelli kendi atıyor, hurma dallarından, daha sonra kerpiçten bir mescit yapıyorlar. Mescid-i Nebevi o dönem Peygamberimizle birlikte her şeyin merkezi. Daha sonraki dönem oluşturulan İslam şehirlerinin çoğu da Medine'deki bu sistem baz alınarak oluşturuluyor aslında. İlk İslam başkentidir Medine ve burada Peygamberimiz ilim ve irfan yuvası, orada ilim öğretiyor Mescid-i Nebevi'de. İnsanlar birbirine duyduklarını anlatıyorlar, diğer vakitleri de öğretiyorlar. Peygamberimiz
elçileri, yabancı elçileri orada kabul ediyor. Orada Müslümanlarla istişare ediyor. Oradan savaşa çıkıyor. Orayı hastane olarak kullanıyor bazen. Kullanıyorlar Müslümanlar. Her türlü kararın alındığı bir yer aslında Mescid-i Nebevi. Atıl bir yer değil. Sadece ibadet edilen veya sadece namaz kılınan bir yer de değil o anlamda. Her şeyin merkezi. Hatta Peygamberimiz Medine'nin çevresine kendi eliyle çarşı yerini tayin ediyor. Mescid-i Nebevi'nin çevresinde buraya pazar kurulsun diyor. Yani bir şehir planlaması yapıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o kurulan çarşı için Evs ve Hazreç'in tarım ve ziraatle ilgili maharetiyle muhacirlerin, Mekke'den gelenlerin ticaret maharetleri birleşerek çok güçlü bir şehir yapısı ortaya çıkıyor. Orada insanlar her şeyini paylaşıyorlar. Peygamberimiz Medine'ye geldikten sonra 6 ay kadar sonra neler değişti diyoruz. Yani 6 ay kadar sonra muahat, kardeşleştirme yapıyor orada. Mescid-i Nebevi'ye topluyor tüm inananları, birbirine kardeş kılıyor hepsini. Fakat bu kardeşlik öyle rastgele bir kardeşlik değil. Peygamberimiz 6 ay gözlemliyor kabiliyetlerini, yapılarını, vasıflarını ve o vasıfları ortak olanları kardeş kılıyor aslında bu bağlamda. Bakın Hazreti Ömer'le kardeş kıldığı Itban bir Malik var. Aralarındaki kardeşlik maddiyata dayanan bir kardeşlik değil sadece. Şimdi ona da bir cümleyle söyleyelim. Hani Ensar kucaklarını açıyor Mekke'den gelen kardeşlerine, muhacirlere. Evlerini vermek istiyor, arsalarını bağışlamak istiyor. Peygamberimiz müsaade etmiyor. Sadece diyor birlikte çalışın, gelire ortak olun. Fakat diyor boş arazileri muhacirleri yerleştiriyor. Ensar'ın kullanmadığı, bağışladığı arazilere muhacirleri yerleştiriyor. Ama Ensar her şeyini vermeye hazır. Öyle ki Abdurrahman bin Avf'ın kardeş olduğu sahabi malını bağışlamak istiyor, kabul etmiyor. Diyor ki sen bana çarşının yolunu öğret, yeter. Sen bana destek çık, yol yordam göster, yeter anlamında. Ve çok varlıklı bir sahabi oluyor daha sonra Abdurrahman bin Avf. Şimdi Hazreti Ömer'le ilgili şunu anlatmak istiyorum. Hazreti Ömer'in kardeş olduğu kişiyle anlaşıyorlar. Diyor ki ben çalışırken sen mescitte peygamberi dinle. Sen çalışırken ben dinleyeyim, akşam birbirimize aktaralım. Peygamber ne öğretti, neden bahsetti? Yani böyle bir kardeşlik kardeşliğin var. Kardeşliğin böyle bir boyutu. Şey değil, kuru kuruya maddi bir işte verdim oldu, geldiler yesinler tamam, içsinler. Bitti. Böyle bir şey değil yani kardeşlik. Bu kardeşlikten bahsetmişken, Ensar'dan bir olay anlatalım isterseniz çok kısa. Bir gün çok ihtiyaç sahibi birisi geliyor. Peygamberimiz mescitte sesleniyor. Kim misafir etmek ister? Hani yedirmek ister, ağırlamak ister diye. Hiç kimse de kimsenin evinde bir şey yok o sırada. El kaldıramıyor. Ben alayım, ben alayım. Ensar'dan bir sahabi ben götüreyim ya Resulallah diyor. Evine götürüyor. Ve yiyecek sadece çocukların yiyeceği kadar yiyecek var. Çocukları uyutuyorlar, hanımıyla anlaşıyorlar. Gelen misafir rahatsız olmasın diye mumları söndürüyorlar. Çünkü sofraya birlikte oturuyorlar. Onlar sadece boş kaşık sallıyor. Gelen misafiri doyurmak için bunu yapıyorlar. Ertesi günde ayet-i kerime iniyor. Fedakarlar, çok fedakar Ensar. Bu fedakarlık dediğim gibi sadece maddi anlamda değil. Bende 5-10 tane var, al biri senin olsun, ikisi senin olsun anlamında değil bu fedakarlık. Her anlamda ortak çalışıyorlar. Ve peki, çok büyük bir şehir, çok büyük bir medeniyet ortaya çıkıyor. Evet, çok hızlı bir sürede hakikaten bir medeniyet var ediliyor. Peki hocam, biz bugün o hızlı sürede var edilmiş medeniyete, o Medine dediğimiz şehre bugün bakıp nasıl okumalıyız? Yani Efendimizin kabri de orada, ziyaret ediyoruz. İkinci haremimiz. Hani gittiğimizde orada neler yaşamalıyız? Daha doğrusu neler düşünmeliyiz belki? O şehir bize ne hissettirmeli? Bugün için neler söylersiniz? Şimdi bir kere peygamber şehri. İlklerin yaşandığı şehir. Ezanın ilk okunduğu
namaz Mekke'de farz olunmuş ama Cuma namazı Medine'de farz kılıyor. Cuma namazının farz kılındığı, orucun farz kılındığı, zekatın bir rivayette Medine'de farz kılınmıştı, farz kılındı. İçki ve kumarın, içki biliyorsunuz kademe kademe şey olmuştur, Medine'de tamamen yasaklanıyor. Onun dışında Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin evlendiği, biz kendi penceremizden bakarak hani bunları söylüyoruz. Hazreti Hasan ile Hüseyin'in bahçesinde, mescidin içerisinde dolaştığı, Peygamberimizin kızından olma torunu Muameli beraber omuzunda getiriyor mescide, dolaştığı. Bu anlamda Bedir, Uhud, Hendek vesaire pek çok gazvenin oradan yola çıkıldığı bir yeri ziyaret ediyoruz. Bir toprağı ziyaret ediyoruz. Tabii ki bu bizi her anlamda duygulandırıyor. Peygamber'e olan sevgimiz, peygamber'e olan duygularımız çok yoğunlaşıyor. Fakat bu sadece görsel olarak görmeyle olmamalı. Peygamber'in getirdiği bize tavsiyelerini, emir ve yasaklarını hayatımıza geçirerek olmalı. Peygamberimizi Mescid-i Nebevi'de malumunu ziyaret ediyoruz. Peygamberimizin hücre-i saadeti orada. Ziyaret ediyoruz. Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir'i ziyaret ediyoruz. Selam veriyoruz. Fakat bu sadece kuru bir selam olmamalı. Peygamberimiz buyuruyor ki beni vefatımda ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. O halde biz peygamberimizi ziyaret ederken de bir edep çerçevesinde olmalıyız. Bir gün hiç unutmuyorum, çok kısa bir şey anlatayım lütfen, arzu ederseniz. Mescid-i Nebevi'de bir zılgıt sesi duydum. Nasıl böyle inliyor Mescid-i Nebevi? Koşarak ben de gittim ne oluyor diye. Bir baktım Arabistan'dan kardeşlerimiz gelmiş, Müslüman kardeşlerimiz. İlk kez peygamberimizi gördükleri için, kendilerini onun huzurunda gördükleri için sevinçlerinden, onların bölgenin sevinç göstergesi olarak kendi dillerinde ilahiler söylüyorlar. Kendi dillerinde zılgıt çekiyorlar. Bu beni çok duygulandırmıştı. Bu bağlamda sadece bir hani ziyaret olarak değil, peygamberimizin emir ve yasaklarını hayatımıza geçirerek, peygamberimizin sünnetini hayatımıza geçirerek ona olan bağlılığımızı göstermeliyiz diye söylemek istiyorum özellikle. Tamam. Peki Feyza Hocam, şimdi bu noktada yine devam edeceğim. Biz bir şehirden bahsediyoruz. Hakikaten bizim için çok ama çok önemli, İslam tarihi açısından çok önemli bir şehir. Orayı ziyaret ediyoruz. Oranın hakkında bilgiler ediniyoruz. İslam tarihindekinin önemini anlamaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz orada yaşadı yıllarca. Şu an orada hücre-i saadetleri, sizin de söylediğiniz gibi. Hem kendi zihnimizde hem bugün birazdan kaleme aldığınız çocuk kitabına da geleceğim ama onun öncesinde de sormak istiyorum. Daha canlı, daha diri olabilmemiz için bu manada, özellikle gençlerimize de aktarımımızda, yani bunlar tabiri caizse yaşayan şehirlere hakikaten dediniz ya, Peygamber Efendimiz hani beni ziyaret eden, vefatımda ziyaret eden yaşarken ziyaret etmiş gibidir. Bugün hani ben bu cümleyi biraz da öyle anlıyorum. Yani oraları çok canlı bizim düşünüp hissediyor olabilmemiz lazım ki aktarabilelim gençlerimize de, çocuklarımıza da. Bu manada neler düşüyor bize, hangi görevler? Bir kere Medine, Kur'an ve sünnetin bütünleşip hayata geçirildiği bir şehir. Bunu unutmayalım. Bazı fıkhi mezheplerde Amelü Ehli Medine dediğimiz, Medine ahalisinin peygamberimizden görüp birebir uyguladıkları tavırlar, tutumlar. Çünkü çarşıda beraberler, pazarda beraberler, yerken içerken, barışta, savaşta, her yerde, alışverişte, namazda ve peygamberimizden gördüklerini hayatlarına geçiriyor Medine ahalisi. Bunu bir kere unutmayalım yani. Fakat özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize peygamberimizin çocuklarla olan ilişkilerinden, gençlere yaklaşımından sıkça belki bahsetmemiz gerekir. Sadece ibadi boyutuyla değil, onlara yaklaşımından bahsetmemiz gerekir. Çocuklarla işte torunlarıyla atçılık oynuyor, ağzına su alıp çocuklara püskürtüyor, savaştan geliyor, kendisini karşılayan çocukları terekesine alıyor bakın. Onlara selam veriyor yolda giderken. Çocuklara çokça değer verdiğini belki çocuklarımıza bolca anlatmamız lazım. Onun hayatından örneklerle. Bakın, kötü bir durumda bile hiç kızmıyor. Hep yavrucuğum, evladım, oğulcuğum diye hitap ediyor çocuklara. Bir gün Ömer bin Seleme ile yemek yiyorlar. Küçük bir çocuk daha.
Bakıyor ki beraber grupla yemek yiyorlar. Bakıyor ki Ömer her tarafta elini dolaştırıyor kabın her tarafında. Diyor ki Ömer yavrucuğum diyor besmele çek ve sağ elinle önünden ye olur mu? Yani Peygamberimizin bu ince naif anlatımını belki biz büyükler bileceğiz ki hayatımızı geçirip çocuklarımıza, gençlerimize, çevremizdeki gençlere de öğretelim. Bu bağlamda o kadar çok örnek var ki Peygamberimizin hayatından çocuklara ve gençlere yönelik. Bir gün bakıyor ki Medine'de bir gençler toplanmış, henüz Müslüman değiller. Ezan okuyan müezzine ağzına öykünüyorlar. Veya işte orada hafife alıyorlar. Peygamberimiz çağırıyor onların işte bir tanesini. Senin sesin güzel, bize bir ezan sen oku deyince okuyor. Ondan sonra da Müslüman oluyor. Yani orada bir azarlama, bir paylama, bir hemen öteleme yok. Zaten kardeşliği oluşturduğu için hiç öteleme yok. Belki Medine vesikasından bahsetmeye vakit kalmadı ama çok hızlı o anlamda yani orada Peygamberimiz Medine'ye yerleştikten sonra Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler arasında da bir sözleşme imzalanıyor. Muhammed Hamidullah der ki bu sözleşme bir devletin anayasa, ilk anayasa olması açısından bir devletin çıkardığı, vaaz ettiği ilk anayasa olarak görüyor Muhammed Hamidullah. Bunu böyle anlatıyor. Çok önemlidir Medine vesikası. Orada bir kardeşlik ihdas ediyor. Herkes kendi dininde özgür olduğunu ihdas ediyor. Onun yanında Medine'ye bir saldırı olduğunda birlikte savaşacağız diye gerek Arap kabilelerinin müşrik olanlarını gerek Yahudileri bu anlamda birleştiriyor. Böyle bir şey oluşturuyor. Muazzam hocam. Gerçekten evet. Bu söylediğiniz şey çok önemli. Yani farklı dinden, farklı milletten insanların yaşadığı bir toplumda bu vesikayla aslında tam bir özgürlük temeli atmış oluyor neredeyse Peygamber Efendimiz değil mi? Bu arada Peygamberimizinle ilgili bazı şeylerden bahsederken hep saadet kelimesi kullanıyoruz. Hani hücre-i saadet dedik ya. Bahtiyarlık, mutluluk anlamında kullanıyoruz. Yaşadığı asrı saadet diyoruz. Mesela hırkasına hırkayı saadet diyoruz. Bunu da bu arada bir kısa anekdot iletmiş olayım. Peki, teşekkür ediyoruz. Ve son olarak Feyza hocam. Bu bir seri aslında. Kardeş Şehirler serisi değil mi hocam? Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, o yayıncılık tarafından çıkarılmış ve siz de Kardeş Şehirler'den Medine'yi, Aydınlık Şehir Medine'yi kaleme aldınız. Nasıldı hocam? Bize birazcık nasıl kaleme alındı ve akabinde gelen tepkiler, çocukların dönüşleri nasıl oldu? Bize bir aktarın lütfen bu kitap özelinde. Şimdi öncelikle teklif geldiğinde çok duygulandım. Hala da duygulanırım. Çok hani kitaplara, eserlere, konuyla ilgili o kadar çok eser var ki Peygamberimizle ilgili naatlar, şiirler, tarih kitapları, Medine'yi anlatan. Çünkü Peygamberimizin 10 yılı, daha doğrusu sosyal bir şehir hayatının oluşması Medine'de oluyor bu bağlamda Müslümanların sosyal bir şehir yaşantısına, erdemli bir toplum yaşantısını kazanmaları Medine'de oluyor. Çok önemli, çok duygulandım. Çocuklardan, umre ve hac ziyareti yapanlardan, hani ben birebir tanıdıklarım değil ama beni böyle bir yerde görüp de "Aa hocam bu sizin kitabınız mı?" diyenler olunca tabii çok mutlu oluyorum. Onun dışında ben büyüklerin de okuduğunu görüyorum. Ben de okuyacağım hocam. Anlatmak İnşallah. İçin. İnşallah. Yani, İnşallah okuyacağım. Tabii güzel, gurur verici bir şey benim için. Çok mutluyum. Bunu hazırlarken atalarımızın, ecdadımızın bu topraklara çok emeğinin olduğunu gördüğümde çok duygulandım. Hicaz bölgesine Yavuz Sultan Selim döneminde ki kendilerine Hadimül Harameyn, yani Harameyn'in hizmetkarı diyorlar, bakın hizmetkar olarak görüyorlar kendilerini. Kanuni Sultan Süleyman'ın, 1. Abdülmecid'in, 2. Abdülhamit'in, 2. Mahmut, o kubbe, Yeşil Kubbe dediğimiz 2. Mahmut zamanında yapılmıştır aslında. Bunları okurken çok duygulandım. Ve oraya yapılırken 2. Mahmut o kubbe yapımında çalışan mimarlara, müteahhitlere, işçilere diyor ki bakın sakın peygambere saygısızlık yapmayın, dünya kelamı konuşmayın diye çokça vurgu yaptığını görüyoruz. Abdülmecit zamanında 9 maddelik Medine'ye tamiratla ilgili yapılan işlerle ilgili 9 maddelik bir nizamname çıkarıyor ve o nizamnamede diyor ki burada diyor bu tamirat işlerine Medine'nin Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesi esnasında
diyor ki oraya maddi manevi temiz girecek. Bütün herkes, işçiler de dahil. Hicaz Demiryolu yapılırken 2. Abdülhamit Han'ın keçe çekiçlere peygamberimiz rahatsız yani. Olmasın diye keçe taktırması olayı da var. Yani çok ecdadımızın da güzel yaklaşmışlar hocam. Evet, yaklaştığını görüyoruz. Evet. Ziyaret yerlerini gezerken de bunu hissediyorsunuz. Vaktimiz varsa çok kısa ona da değinelim arzu ederseniz. Buyurun dersiniz. En son onunla bitirelim hocam. Şimdi Gamame Mescidi var. Mescid-i Nebi'ye çok yakın. Niye Gamame? Bulut demek Gamame. Peygamberimiz orada bayram namazlarını ve yağmur duaları yaparmış. Bu orada bu namaz kıldığı için buraya bir mescit yapılıyor ve Gamame Mescidi, Bulut Mescidi adı veriliyor. Sultan Abdülmecid döneminde Osmanlı mimarisini taşır çünkü çeşitli sebepler yıkılmış. Sultan Abdülmecid döneminde tadilattan yeniden yapıldığı için Osmanlı mimarisi özellikleri var içerisinde. Kuba Mescidi var malumunuz. Peygamberimiz hafta sonları ziyarete gittiği. Unutmadı denir değil mi hocam? Evet, yani o hicret evet, esnasında. Hiçbir zaman unutmuyor. Evet, çünkü her Kubalılar hafta sonu herhalde olmasa şey yapıyor, bile evet. sık sık gidiyor. Yan veya binek üzerinde çok cumartesi güzel. Günleri oradaki hem sohbete katılıyor. Muazzam bir vefa örneği o da. Evet. Cuma peki. Mescidi var. Cuma Mescidi'ne özellikle değinmek istiyorum. Ranuna Vadisi'nde ilk cuma namazı Medine yakınlarında farz kılınca orada cuma namazı kılıyor ve hutbe irad ediyor. Ve bu Cuma Mescidi'ndeki hutbesinde peygamberimizin isterseniz bununla bitireyim buyurun, cümlemi. Buyurun tamam. Hutbe iki hutbe okuyor. Cuma hutbesi olarak ilk cuma namazı bakın orada ey insanlar diyor hitap ediyor insanlara ey insanlar diyor önceden azığınızı gönderiniz Allah-u Teala ahirette ben size mal ihsan eyledim ne getirdiniz ne gönderdiniz ne getirdiniz bu malı nereye verdiniz diye sorduğunda o kişi diyor sağına bakar, soluna bakar, hiçbir şey göremez. Önüne bakar, aşağıda cehennemi görür. Cehennemi görür dedikten sonra peygamberimiz diyor ki ateşe ulaşmadan önce yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyunuz. Ne kadar önemli. Yarım hurmayla da olsa buna diyor gücü yetmeyen güzel söz söylesin. Bakın hepsini o hutbede irade ediyor. Güzel söz söylesin çünkü diyor her iyiliğe 10 ile 700 arası sevap vardır. Aslında ne kadar kolay değil evet. mi? Bir taraftan evet. çok kolay bir taraftan sanki çok zormuş gibi böyle içimiz şey yapıyor evet. ama tek bir güzel söz bile bir tebessüm bile evet. yarım bir hurma bile yetebiliyor inşallah. Evet. Peki Feyza hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Hakikaten zihninizde daha çok detaylar var. Ben hepsini şu an yüzünüze baktığımda bile evet. anlayabilirim. İnşallah yeni bir yayın nasip olsun ve detaylıca Medine'yi konuşabileceğiniz. İnşallah. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet efendim böylelikle ilk bölümümüzü tamamlamış olduk. Medine'yi konuştuk. Aydınlık şehir Medine'yi konuştuk. Şimdi ikinci bölümümüzde ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz. Konumuz ne olacak peki? Adab-ı Muaşeret efendim Zehra hocamla Zehra Tuncel ile birlikte Adab-ı Muaşeret konusunu konuşacağız. Birazdan biz buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Yüce dinimiz dünyayı ahiretin tarlası olarak görmüş, ahirette kurtuluşa ermenin yolunun da dünya hayatını İslam dairesinde yaşamaktan geçtiğini bildirmiştir. Bugün Müslümanlar olarak her iki dünyamızı mamur etmek için neler yapmalıyız? Özellikle dinimizin emirlerine tam manasıyla bağlanmalı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini kendimize rehber edinmeliyiz. Peygamber terbiyesi ve ahlakıyla ahlaklanmak, bizim temelimizde inşa sürecine başlamamız gereken ilk işlerden biridir. O ahlakla başlayınca peşi sıra her şey beraberinde gelecektir. Çünkü Peygamberimiz en iyi insan modelini yaşamıyla ortaya koymuştur. Ona uyduğumuz vakit birçok problem de hallolacak ve Allah'la olan ilişkilerimizden beşerle ilişkimize kadar hayatımıza bir ölçü ve anlam gelecektir. İşte o vakit anlamlandıramadığımız hayat anlam kazanacak ve daha yaşanabilir olacaktır.
Tekrar merhabalar efendim. Devam ediyoruz bu güzel günde, Perşembe sabahında, Günün Bereketi programında. Ekranlarınızda olmaya, ekranlarınıza hayırlı, bereketli, güzellikler getirme gayretimizle yayınımızı yapmaya devam ediyoruz. Efendim, bu bölümümüzde adab-ı muaşereti konuşacağız. Zehra hocamla birlikte, kendisi geldi. Buradalar, hemen ben de dönüyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim İkdin Hanım. Hocam çok güzel yerlerden gelmişsiniz aslında. Ben de biraz önce öğrendim ama şimdi biz geçmeden sohbet ettik efendim. Bir iki cümle de olsa hemen izleyicilerimiz için de aktaracağım. İki aydır Hicaz bölgesindesiniz. Evet. Mekke, Medine. Özellikle Medine'deydim tabii, bir 10 gün dışında. Medine'de görevli olunca Feyza hocam, ben de ilgiyle izledim. Hatta tamamını izleyemedim ama böyle inşallah tamamını da izlemek istiyorum. Medine ile ilgili o tarihi, teorik bilgiler de önemli. Teşekkür ediyoruz. Onun da emeğine sağlık. Evet. Medine'de olmak gerçekten çok farklı, çok böyle insanı rahatlatan, sükûna erdiren bir mekan. Öyle olunca ben de mutlulukla orada kaldım. Tabii görevli de olunca onun da ayrı bir hazzı oluyor. İnsanlara yardımcı olmak, bir şeyler katmaya çalışmak, o konuda bir çaba sarf etmek. Hem Ravza'yı, peygamberimizi ziyaret etmek, hem de faydalı olmaya çalışmak ayrıca bir insana huzur veriyor. O yorgunluğu da azaltan şeylerden birisi. Aklımız, gönlümüz bir kısmı hala orada. Orada kaldı değil evet. mi? Güzel bir süre kalmışsınız hocam. Evet, iki ay hakikaten. Çok şükür. Allah dileyen herkese de nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah. Peki böyle ayağınızın tozuyla derler ya, daha böyle oradaki aldığınız nefesler hala sıcaktır tabiri caizse içinizde. Ne söylersiniz bize Medine deyince mesela, siz orada bu geçirdiğiniz sürede en çok Medine size ne hissettirdi? O uzaklaştığınızda oradan size kalan neydi? Evet, oradaki huzur gerçekten çok önemli. Peygamber Efendimiz'e huzur veren, ona huzur verdiği için o geleneği aradan yüzyıllar geçse de sürdüren bir şehir. Medeniyetin beşiği ismiyle oradan geliyor zaten biraz da. Bugün biraz konuşacağımız konuyla da ilgili bir şey aslında. Sosyal hayatın kurgulandığı başlangıcının İslam ailesinde, sosyal hayatın İslam cemiyetinde, sosyal hayatın inşa edildiği bir yerde. O açıdan onun etkileri bugün bile devam ediyor. Mesela Mekke'ye gittiğimizde oradaki o çarpıcılık var ama bir yandan da karmaşası var. Ama Mekke'ye gidip onu yaşayınca hem orada kalmak istiyorsunuz, o çarpıcılığı yaşamak istiyorsunuz. Evet. Ama gönlünüzün bir tarafı da o Medine'deki huzuru, sükuneti arıyor. Şimdi burada da daha henüz tam dünyaya adapte olamadım diye düşünüyorum. Biraz zaman, süreç gerektiriyor. Biraz orada, biraz burada gelgitler yaşamaya devam ediyorum şu günlerde. Peki, güzel olmuş hocam. Bugün inşallah bize de yansısın hocam o huzurdan biraz daha, ekranlarımıza inşallah. Da inşallah biz de nasiplenelim bu vesileyle. Dediniz ki konumuzla da alakalı aslında birazcık Medine. Çünkü hakikaten medenileşmek demek tabiri caizse. Evet. Medine-i Münevvere diyoruz zaten. Daha nezaket sahibi de olmak demek. Hakikaten böyle yerin ve zamanın bir manada gerektirdiğini fark edip yapabilmek de demek aslında. Evet. Biz de bugün sizinle adab-ı muaşereti konuşacağız. İnşallah. Aslında edeple de çok ilişkileniyor bu konu. Tabii. Adab-ı muaşeret ve edep dediğimizde hocam, bu ilişkiyi nasıl anlatırız? Neler söylersiniz? Evet, aslında adab, edep kelimesinin çoğulu olan bir kelime. Bir terkip yani. Adab-ı muaşeret, muaşeretin edepleri demek. Edep de kelime anlamı terbiye, usul, yöntem ama dini terminolojide İslam ahlak terimi aslında edep kelimesi ve orada riayet edilmesi gereken kurallara uymak, nezaketli olmak gibi anlamları var. Muaşeret de insanlar arasındaki ilişkiler demek. Yani iki kelimeyi birleştirecek olursak sosyal hayatla ilgili insanlar arasındaki ilişkilerdeki nezaket, olması gereken kurallar, uyulması gereken kuralları ifade ediyor adab-ı muaşeret dediğimiz. Edep önemli bir kavram İslam ahlak terminolojisinde. Ve herkese hak ettiğini vermek, layık olduğu şeyi ulaştırmak ve önem veriliyor İslam ahlakında bu kavrama. Şöyle sormuşlar bir bilgiye, akıl görünür mü diye, aklın görünen yanı edeptir demiş. O açıdan yani akıllı bir insanın
davranışları bir anlamda ya da edepli bir insan, akıllı, aklını gösteren bir insan, akıllı olduğunu ortaya koyan bir insan. O yüzden edeple ilgili çok güzel sözler var bizim edebiyatımızda da. Şöyle bir ifade var, kısaca ifade anlatmak istersem. Edep bir tac imiş Nur-u Hüda'dan. Giy onu, kurtul her türlü beladan. Yani edep Allah-u Teala'nın nurunun yansımasından oluşmuş bir taçtır. Hı hı. Sen de o edeple taçlan ki her türlü kötülükten, yanlıştan kendini de koru, çevrendeki insanları da koru gibi böyle nezaketli ifadeler, edepli ifadeler kullanılmış. Bizim iş yerlerimizde böyle önemli binaların girişlerinde hep bir levhalar vardır. İknur Hanım, edep yahu denir. Evet. Yani her şeyin başı edep. Medine ile de bağdaştıracak olursak, Ravza ziyaretleri için de kullanılır bu terminoloji. Edeple giren lütufla çıkar denilir. Evet. Yani her yerin kendine göre bir edebi adabı var. Ve bu toplum içindeki insanların da bu kurallara uyması toplumda huzuru sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü insanlar bulundukları ortamların şartlarına, oranın nezaketine uygun davrandıklarında huzurlu bir toplum oluşması açısından önemli bir adım atılmış oluyor. Hı hı. Aslında çok temelde, çok merkezi bir yerde duruyor sizin söylediklerinizden, evet, anladığım benim. Peki hocam, edep söz konusu olduğunda bu insan ilişkilerini bir manada belirleyen o görünmeyen, hı-hı, bazen görünen bildiğimiz kurallar, evet, söz konusu olduğunda biz bu kurallar için daha böyle evrensel olarak bahsedebilir miyiz? Yani aslında dünyanın her yerinde bir şekilde, evet, genel geçer kurallar vardır. Ya da bazen hani daha kültürel, daha işte o mekana, o bölgeye, evet, özel has kurallar da vardır diyebilir miyiz? Ne der söylersiniz? Yani adab-ı muaşereti nasıl tanımladığınızla bağlantılı biraz bunları söylemekte. Mesela bizim Türk Dil Kurumu sözlüğünde adab-ı muaşereti görgü kuralları olarak açıklıyor. Ve bu bağlamda düşünecek olursak, dünyanın her yerinde, her toplumun kendine göre farklı ortak şeyler vardır mutlaka ama farklı görgü kuralları da olur. Mesela Batı'da düşünecek olursak, Batı'da bu görgü kuralları dediğimiz şeyler uygarlık tanımıyla birlikte ortaya çıkmış şeyler. Uygarlık dediğimiz şey de Batı'da 16. yüzyıldan sonra başlıyor. Biraz böyle şövalyeliğin artık dağılmaya başladığı, kilisenin etkisini azalttığı dönemde, işte böyle devletlerin daha belirgin olduğunda, işte kralların, sarayların olduğu dönemde bir toplumda farklılaşma var, ayrılık var. Yani soyluların, işte sarayda yaşayan insanların ve kentin böyle elit kesiminin uyguladığı, hayatlarında uyguladıkları kurallar var. Ve bunlar görgü kuralı olarak adlandırılıyor ama bu kurallar sadece o elit kesime, seçkin insanlara ait kurallar oluyor. Sadece köylüler değil, köylüler işte bu kurallara uymayan, kaba, nezaketsiz insanlar olarak algılanıyor. Sadece köylüler değil, şehrin, kentin de böyle elit olmayan insanların yaşadığı yer arasında ciddi böyle ayrımlar var. Yani sanki nezaket onlar, bile, evet, elitlere özel. Yani. Elitlere Görgü özel. Bile. Onlar bunlardan anlamaz gibi algılanıyor. Ancak ne zaman bu sınıf ayrılıkları biraz azalmaya başladı, işte bu sanayi devriminden sonra bu görgü kuralları saraydan yavaş yavaş orta tabakaya, halka inmeye başlıyor. Sonra işte uygarlık, medeniyet gibi şeylerle ilgili halka yayılıyor. Herkesin yapması gereken kurallara dönüşüyor. Ve o kuralların kaynağını da aslında saray elitleri veya işte üst kesim elit insanlar oluşturuyor. Ama İslam'a bakacak olursak bu çok farklı. Peygamber Efendimiz'in size ilk vahiy indiği andan itibaren aslında bu adab-ı muaşeret dediğimiz bizim sosyal hayatla ilgili kurallar İslam'ın ilk ortaya çıkışıyla birlikte başlıyor. Ama demin de ifade ettik, biraz önce Feyza Hocam da ifade etti. Yani toplum hayatıyla ilgili kuralların yerleşmesi, oturması Medine döneminde başlıyor. Yani 1400 sene önce bu kuralların neler olması gerektiğini Rabbimiz bize hatırlatıyor, öğretiyor, tavsiye ediyor, emrediyor. Ve bunu da Peygamber Efendimiz hayatına uyguluyor. Yani Batı'da bu kuralların kaynağı
elitlerin davranışları. Hı hı. Ama İslam'da bir kaynak var, tek kaynak var. O da Rabbimizin bize emirleri. Ve o yüzden hani nasıl dinimiz evrenselse, Kur'an kitabımız olan Kur'an-ı Kerim evrenselse, bu evrenselliği sadece mekan olarak düşünmeyelim. Zaman açısından da evrensellikten bahsediyoruz. Hı hı. Kurallar da, bu adab-ı muaşeret kuralları da evrensel. Çünkü kaynağı tek ve o kaynak, insanlar devam ettiği sürece insanlık hayatı bu kuralların insanlar arasında da olmasını istiyor. Çünkü bizim dinimiz sadece Rabbimizle olan ilişkimizi düzenlemiyor İknur Hanım. Allah-u Teala ile olan ilişkimiz kişisel anlamda, evet, onlar çok önemli şeyler. Ama bir toplum içinde yaşayan insanların o toplumun kuralları içine de yaşamasını istiyor. Toplumda huzur olmasını istiyor. Biz dualarımızda da bunu çok net bir şekilde ifade ediyoruz aslında. Hepimizin namazda selamdan önce okuduğumuz dualar var. Ne diyoruz? Estağfirullah. Rabbena atina fi dünya hasene. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver diyoruz. Önce dünyadaki iyilikleri istiyoruz ki sonradan ahirette de bize iyilik ver diyoruz. Çünkü dünyada insanlar huzurlu olmazsa, mutlu olmazsa, aralarında böyle bir barış ortamı olmazsa, güzel anlaşmalar olmazsa, huzurlu olmayan bir insanın ibadetlerini yapması, ahiretini kazanması da kolay değil. Zaten o toplum hayatı içindeki davranışlar da bize ahireti kazandıran şeyler. İbadetler sadece İslam'ın 5 şartından ibaret değil. İnsanlara güler yüz göstermek, yoldan bir taşı almak, kaldırmak, sosyal hayatı düzenleyen şeyler de ibadet hükmünde. Tebessüm sadakadır buyuruyor, evet, Peygamber Efendimiz. Yani onlar da bize ahireti kazandıran şeyler. Çünkü Allah-u Teala sadece kendiyle ilişkimizle ilgili kurallar koymuyor bize. Başka insanlarla olan ilişkilerimizle ilgili kurallar da koyuyor ve onlara uyulmasını da emrediyor bize. Allah-u Teala'nın hangi alanla ilgili olursa olsun emirlerini yerine getirmekte bir Müslüman olarak hepimizin sorumluluğu. Bunu yerine getirmek aslında bizi de mutlu eden bir şey. Çünkü toplumda huzur olduğunda o toplumda yaşayan herkes mutlu, huzurlu oluyor. Çok haklısınız hocam. Bazen hakikaten mesela hiç ilginiz alakanız olmayacak insanlar bile olsa, örneğin sabah kalkıyorsunuz işe giderken toplu taşımaya biniyorsunuz. Mesela bindiğinizde herkesin yüzü düşük, böyle işte bakın ya da böyle gayet böyle hayattan tabiri caizse bezmiş böyle ifadeler gördüğünüzde etkileniyorsunuz. Evet. Çünkü hakikaten gördüğünüz yüz ya da ifade bir şekilde sizin de o an o görmeyle birlikte etkiliyor ister istemez. Evet. O yüzden dediğiniz gibi ilişkilerimizde karşı taraflı olan, o karşımızdakiyle olan iletişim, yakınlaşma her daim bizi çokça etkileyen bir şey sanıyorum. Evet. Biz, buyurun. Biz yani bireysel olarak sorumluyuz ama bu bireyselliğimiz sadece kendi hayatımızla ilgili değil. Başka insanların hayatlarıyla ilgili de sorumluluklarımız bireysel. Evet, toplumla ilgili genel devletin, toplumun sorumlulukları var ama o toplumu da birer birer biz oluşturuyoruz. Yani bazen düşünüyor insanlar, tek ben yapsam ne olacak, ne kadar etkisi olacak, ama milyonları da sayı olarak da insan olarak da milyonları da bir tane bir tane insanlar ya da bir bir sayılar oluşturuyor. O yüzden hepimizin davranışı çok önemli. Haklısın. Dediğiniz gibi. Evet. Peki hocam, biz bu bahsettiğimiz davranışlara Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere baktığımızda ne yoğunlukta görüyoruz? Hani ne önemde görüyoruz? Evet. Tabii Allah-u Teala'nın emirleri var bu konuda ve Peygamber Efendimiz'in de uygulamaları var. Demin de ifade ettiğim gibi edep dediğimiz adab, yani bir İslam ahlakının bir şeyi, terminolojisi. Ve mesela hadis kitaplarını yazarken hadisçiler Peygamber Efendimiz'in bu konudaki davranışlarıyla ilgili özel bölümler ayırmışlar. Kitabül Edep diye. Orada
bu toplumsal kuralları ifade eden hadis-i şerifleri o kitaplarda toplamışlar. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz'i Allah-u Teala anlatırken sen ne güzel bir ahlak üzeresin diyor. Evet. Orada hem Peygamber Efendimiz'i taltif ediyor hem de başka bir ayet-i kerimede de Allah'a ve ahiret gününe inananlar için Allah Resulü'nde en güzel örnekler vardır buyuruyor ya Rabbimiz. Yani insanlara diyor ki o en güzel ahlak üzere, onda da en güzel örnekler var. O zaman onun hayatındaki örnekleri uygulamakta Müslüman olarak sizin göreviniz. Çünkü başka bir ayet-i kerimede de Rabbimiz öyle ifade buyuruyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız Resulüne itaat edin, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Hı-hı. Yani Peygamber Efendimiz'e itaat etmek, onun yaptıklarını yapmak da Allah'ı sevmenin, ona itaat etmenin gereklerinden. Dolayısıyla Rabbimiz ona işaret ediyor. Yani sen ne güzel bir ahlak üzeresin dediğinde aslında diğer Müslümanlara da diyor ki siz de bu en güzel örneği hayatınıza uyarlayın. Onun edeple ilgili davranışlarını siz de uygulayın diyor. Ve mesela ne gibi şeyler İslam'ın bize edep, adab, muaşeret çerçevesinde emrettiği şeyler. Mesela selamlaşmak, en başta bir giriş yapmak için çok önemli. Peygamber Efendimiz selamı yeryüzünde yayın buyuruyor. Evet. Bir anahtar. Hocam bütün... çok basit gibi görüyoruz evet. aslında ama ne kadar önemli demek ki. Evet. Yani yeryüzünde selamı yayın. Yayın. Yani ne kadar önemli evet. bir vurgu aslında. Selam kelimesi İslam kelimesiyle aynı kökten geliyor. Evet. Barış demek. Selam verdiğinizde diyorsunuz ki elinizi açıyorsunuz. Evet. Benden sana bir zarar gelmez. Karşıdaki insana bu mesajı gönderdiğinizde karşı taraftaki işte sizin demin bahsettiğiniz hani otobüsteki bu gergin tedirgin insanlar herkes selam verse ve ayet-i kerimenin gereğini yapsak mesela biri size selam verdiğinde aynısıyla ya da daha iyisiyle selam verin. Allah'ın rahmeti bereketi senin üzerine olsun dendiğinde bu bir duadır da aynı zamanda. Birçok anahtar kapıyı kilitli kapıları açan bir anahtar. O açıdan önemli mesela adab açısından içeriye bir topluma girerken böyle hiç oradakileri yok sayar gibi girmek yerine onlara selam vererek, tebessüm ederek oraya girmek adab-ı muaşeretin ilk kurallarından. Mesela mütevazı olmak, böyle kibirlenerek, böbürlenerek yürümemek. Hani demin bahsettik ya batıda elitlerle halk arasında böyle derin uçurumlar var. Evet. Aslında selam vermek o uçurumları da kaldıran bir şey. Karşınızdaki muhatap almak bir manada evet, değil mi? Tabii. Evet. Karşınızdaki insanın sosyal statüsüne bakmadan ona selam vermek. Bir gruba mesela ayakta duran, oturanlara selam verecek gibi böyle sorumluluklar sıralaması da yapılmış yani. Sonra mesela temiz olmak, insanları rahatsız etmemek. Ayet-i kerimelerde Peygamber Efendimiz'e gelen ilk emir hepimizin bildiği gibi oku. Sonrasında da elbiseni, üstünü, kıyafetini temizle ayeti var ikinci sırada gelen. Evet. Ne kadar önemli. Sonra insanlara yardımcı olmak. Büyüklere saygı göstermek, küçüklere şefkat, merhamet göstermek, aile fertlerine yardımcı olmak, insanlara yardımcı olmak. İşte demin de ifade ettiğim gibi yolda insanları rahatsız eden bir şeyi ortadan kaldırmak, bir taşı, bir dikeni ortadan kaldırmak. Mesela evlere girerken selam vererek girmek, evlerin mahremiyetine, gizliliğine riayet etmek, izin isteyerek bir eve girmek. Üç defa izin istemek, izin verilmiyorsa girmemek, işte dedikodu yapmamak, insanların özel hayatını araştırmamak, meraklı olmamak, bugün görgü kuralı olarak ifade ettiğimiz şeyler aslında bizim dinimizin bizden istediği şeyler, ibadet bunlar. Sonra mesela yemekle ilgili kurallar, adab-ı muaşeret, görgü kuralları dediğimizde genelde ne anlaşılıyor? İşte çatalı bıçağı nereye koyacağımız, işte hangi kaşıktan başlayacağımız, işte peçeteyi nasıl kullanacağımız. Evet bunlar da önemli. Medeni bir insanın yapması gereken şeyler var ama dinimizin yemekle ilgili adab-ı muaşeret kuralları işte temiz şeyler yemek, helal şeyler yemek, yemekten önce elleri yıkamak, yemeğe besmele ile başlamak. Yemekten sonra hamd etmek, şükretmek, yemekten sonra elleri yıkamak mesela bunlar hem sosyal hayatı ilgilendiren hem de kişinin kendi düzenini de sağlayan şeyler.
Birçok şeyler var. Mesela bir eve kapısını çaldığınızda oraya yüzünüzü dönerek içeriye böyle her an içeri gözleyecek gibi bakmamak, kenara çekilmek. Peygamber Efendimizin hayatında uyguladığı şeyler mahremiyetle ilgili. Mesela bir eve gittiğinizde, orada misafirliğe gittiğinizde misafirlikle ilgili kurallar var. Orada çok uzun kalmamak, ev sahibini yormamak, işte ev sahibinin gizlisini araştırmamak. Mesela dolapları, çekmeceleri karıştırmamak. Peygamber Efendimiz öyle ifade buyuruyor. Bir perdenin arkasına izinsiz bakmak kişinin sınırını aşması demektir ya, diyor. Evet. Yani çok incelikli. Çok incelikler var. Yani. Ve bunlar hani son yüzyılda bilmem ya da aydınlanmayla işte sanayi devriminden sonra ortaya konulmuş kurallar değil. Evet. Biz yani aslında dinimizi anlatırken, araştırırken genellikle ibadetler üzerinden öğrenmeyle başlıyoruz. Evet, onlar gerekli çünkü Allah'la olan hukukumuzu, ilişkimizi sağlayan şeyler onlar. Ama ondan ibaret değil. Dinimiz iman, ibadet ve ahlak. Bu bahsettiğimiz şeyler hem ibadet hem zaten ahlak da dinin bir bölümü. Bunları da ihmal etmemek lazım. Evet. Kendi hayatımıza uygulamak lazım. Örnek olmak lazım. Çok haklısınız. Örneklik de çok önemli sanıyorum hocam burada. O örneklik nasıl olmalı? Yukarıdan aşağıya mı? Nasıl şekilleniyor? Onu da bu bölümde birazcık konuşalım hocam. Dün sanıyorum bir videoya denk geldim sosyal medyada. Bu uzmana bir soru soruyorlar. Bir psikoloğa. Verdiği cevap şu şekilde: çocuklarınıza hani şunu çok net söylemelisiniz, çok net öğütlemelisiniz. İşte sizin odanıza girerken kesinlikle kapınızı tıklatsınlar. Evet. Şimdi ben bunu duydum, dedim ki ya bu bizim hani 500 yıldır da dinimizin bize zaten söylediği bir şey. Evet. Yani ve hani bunları duyunca gerçekten elimizde nasıl bir hazine olduğu ve o hazineyi yeterince böyle farkında olmadığımızı hissediyoruz biraz da Zehra hocam. Bu manada çocuklarımıza öğretirken, aktarırken gençlerimiz biz nasıl yapmalıyız? Yani o hani yine hep uzmanların söylediği görerek öğreniyorlar özellikle belli bir dönemde çok yoğun. Burada nasıl yaklaşım sergilemeliyiz? Yani her alanda olduğu gibi aslında bu konunun eğitimi, öğretimi de öncelikle ailede başlıyor. Ailede öğrenilen şeyler, çocukken öğrenilen şeyler kalıcı oluyor. Ahlaka dönüşmesi kolay oluyor. Hep baştan beri söylüyoruz, edep bir ahlak birimi. Ahlak dediğimiz şey de hani böyle düşünüp taşınıp sonra karar verilip uygulanan şey değil. Gazali'nin de yanlış hatırlamıyorsam böyle kendiliğinden ortaya çıkan bir meleke diyor. Yani refleks gibi bir şey ahlak dediğimiz şey. Bu davranışlar da öyle. Yani biz onu o kadar içselleştirmeliyiz ki onu uygulamak için düşünüp taşınıp öyle mi olsun böyle mi olsun diye bir böyle teraziye koymamız gerekmemeli yani. Onu böyle refleks gibi anında uygulamamız gerekiyor. Orada anne babalara, ailelere büyük sorumluluklar düşüyor tabii. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz çok net bir şekilde kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun diyor. Yani buradaki edeple ilgili kurallar hafife alınmamalı, adab-ı muaşet kuralları. Çünkü Rabbimizin emri. Nasıl ibadetlerle ilgili emirleri konusunda biz ihmal davranınca sorumlu olursak, bu konuda da ihmal davranırsak sorumlu oluruz ve sadece bizi etkilemez, toplumu da etkiler. O yüzden biz çocuklarımıza edepli olmayı, adab-ı muaşeret kurallarını uymayı öğretmemiz lazım. Demin sizin ifade ettiğiniz gibi ayet-i kerimede net bir şekilde ifade ediliyor. Çocuklarınız sizin odalarınıza girerken üç vakitten bahsediyor. O dönemde o vakitlerde anne babanın hani rahat hareket edebilecekleri, özel hayatlarıyla ilgili rahat davranabilecekleri zamanlar. O zamanlarda çocuklar odanıza girerken sizden izin istesinler diyor. Bununla ilgili İslam alimleri diyorlar ki ayet-i kerimede bu üç vakit zikrediliyor. Bunun dışındaki o diğer vakitlerde de anne babanın davranışlarına, kıyafetlerine, tavırlarına dikkat etmesi gerekiyor. Yani çocukların olumsuz... İki taraflı dikkat aslında. İki taraflı. Öyle de okunmalı yani. Tabii. O. Evet. Yani çocuklar o zamanlarda siz rahat hareket edebilirsiniz, odalarınıza girerken izin istesinler ama onun dışında da çocuklarla birlikte olduğunuz zamanlarda da davranışlarınıza, kıyafetinize, tavırlarınıza dikkat edin.
o kadar rahat olmayın o üç vakit dışında gibi diyor Rabbimiz. Evet. Böyle bir yorum getiriyorlar o ayet-i kerimeye. Bu gerekiyor. Çocuklara bunu alıştırmak için çocuk küçük anlamaz dememek lazım. Hı hı. Çocuklar bazen bizim tahmin etmediğimiz kadar hızlı ve umadığımız yaşta öğrenebiliyorlar. Onun anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Hı hı. Ve onun odasına girerken kapıyı çalıp izin istemek, onun o davranışını pekiştirmek açısından önemli olabilir. Mesela insanlarla güzel konuşmasını söylerken, bunu bir teorik olarak anlatırken, siz kızdığınızda, öfkelendiğinizde öfkenizi kontrol edemiyorsanız, insanlara kaba davranıyorsanız veya işte sosyal statünüze göre işte kendinizden daha üst durumdaki insanlara nazik davranırken, daha böyle hani size hizmet eden insanlara karşı kaba saba davranıyorsanız, evin dışındaki insanlara nezaketli davranırken, ev halkına, çocuğunuza, eşinize, annenize, babanıza kaba davranıyorsanız, çocuklar böyle öğreniyorlar, görerek öğreniyorlar. Ve bunları çok rahatlıkla yakalayabiliyorlar değil evet, mi hocam? Evet, evet. Bir de hocam dün de burada çocuk psikiyatrisi bir konuğumuz vardı. Onunla da konuşurken çocuk korkularını konuşuyorduk. Çocukluk dönemi evet. korkuları. Mesela böyle aileler bazen çocukları hani olmaması gereken şeylerle maalesef hani böyle disipline evet. edebilmek için korkutuyoruz. İşte mesela bak polis gelecek, seni alacak ve benzeri gibi. Tam evet. bundan bahsederken konuğumuz şuna değindi. Dedi ki burada aslında o çocuk biraz daha büyüdükten sonra polisin gelip beni almasını gerektirecek bir şey evet. değil bu. Bunu fark ettiği an dedi şunu da anlıyor. Annem bana yalan söylemiş, babam bana yalan söylemiş evet. ve ilk yalanı böyle aslında evet. görmüş oluyor, algılamış oluyor o çocuk. Akabinde ilerleyen dönemlerinde demek ki ben de yalan söyleyebilirim. İyi şeyler evet. içinde olsa yalan söyleyebilirim demek ki evet. bir çıkarım yapıyor dedi. Hakikaten burada biraz daha böyle sanki o çocukla iletişimde ya da onu öğretirken kendimize de çok dikkat etmemiz gerekiyor evet. gibi. Zaman zaman görüyorum ben evi konusunda çok temiz, titiz hanımlar ya da beyler oluyor. Çocukların en küçük bir şeyi ortaya koymasından rahatsız oluyor evet. ama sosyal hayatın içinde zaman zaman görüyorum işte güzel parklar yapılmış, banklar konulmuş, yanına çöp kutuları konulmuş. Sonra bakıyorum çekirdek yemiş insanlar ayaklarının dibi. Halbuki uzansalar şuraya ya da ellerinde bir şey getirseler onu madem yemek istiyorlar. Çocuklarla bunu yaptıklarında çocuğa yani evini temizleyebilirsin ama başka insanların alanını temizlemek zorunda değilsin. Oraları kirletebilirsin veya işte evde annenin temizlik yapması orayı temizlemesi emeği kıymetli ama bir başka insanın emeğinin hiçbir anlamı yok. Başka insanlar temizlerse kirletebilirsin. Evet. Ne öğretiyoruz aslında maalesef, çocuklara? Maalesef. Yani çocuklar görerek öğreniyorlar ve erken yaşta yerleşen davranışları değiştirmek için sonrasında çok ciddi kararlılık gerektiriyor. Farkındalık gerekiyor. Yani bir önce fark etmesi lazım. Bunun yanlış bir şey olduğunu fark etmiyor. Bazen işte çocuklarımız ezik, mahcup olmasın diye yani sanki böyle edepli olmayı, utanmayı yanlış bir davranış gibi çocuklara gösterip çocukları erken yaşta uygun olmayan kıyafetleri giydirmek yani böyle büyük adamların konuştukları şeyler konuştuğunda onu alkışlamak, onu böyle reklamını yapmak, onu çevrede bak şunları söylüyor, bunları yapıyor gibi aslında adab-ı muaşerete uygun olmayan davranışlar sergilediğinde çocuklar onları taltif etmek, alkışlamak şirinlik gibi görülüyor belki ama hiç evet. değil değil mi hocam? Değil, değil. Yani çocuğa zarar veriyoruz aslında. Evet. Onun toplum içinde yalnızlaşmasına, kaba saba başka insanların sevmediği insanlara dönüşmesine zemin hazırlıyor anne babalar bunu yaptıklarında. Edep, adab, muaşeret her yaşa gereken bir durum. Hangi yaşta olursak olalım. Bazen de işte yaşlılarımız artık bundan sonra ben yaşlandım diyor biraz böyle kuralları ihlal etme konusunda
daha rahat davranabiliyorlar. Onlar da çocuklara işte anneanneler, babaanneler, dedeler kötü örnek olabiliyorlar. Bazen anne baba kural koyuyor, dedeler, nineler bir şey olmaz diyor. Anne babanın koyduğu kuralları genel eğitim evet, çerçevesinde olduğu gibi bu konuda da biraz esnetiyorlar. O konuda büyüklere de görevler düşüyor. Hı hı. Yani adab-ı maşeret kuralları hepimizin aslında huzur içinde toplumda yaşamamızı sağlayan kurallar. Ve küçük yaştan itibaren de anne babaların, ailelerin sorumlulukları var çocuklarına bu davranışları kazandırmaya. Evet. Zehra Hocam, süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hı hı. Şimdi son olarak da şunu konuşalım istiyorum. Son dönemde gerek biz gerekse çocuklarımız biraz daha böyle dijital alanlarda yaşar olduk ya da çok vakit geçiriyor olduk. Özellikle evet. Çocuklarımız orada belki de bizim hiç daha önce görmediğimiz, duymadığımız, evet. Şahit olmadığımız kültürlere, evet. Davranışlara şahit olabiliyorlar, hı-hı. Maruz kalabiliyorlar. Burada yine hem çocuklarımızı korumak adına hem de kendimiz davranış geliştirirken. Çünkü mesela o alan sanki direkt bizim görüldüğümüz bir alan değil gibi. Düşünebiliyoruz bazen. Daha rahat davranış geliştirebiliyoruz ya da daha rahat söylemlerde bulunabiliyoruz. Evet. Orada da bir edep, adap gerekiyor değil mi? Tabii ki. Yani şöyle bir ifade vardı. Hoşuma gidiyor. Zaman zaman da kullanıyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala sosyal alemlerin de Rabbidir. Yani biz insanlarla birebir iletişim kurarken hangi adab-ı muaşeret kurallarından sorumluysak, sosyal medyada da, sosyal alanda da yüz yüze olmadığımız insanlarla görüşürken de bu kurallara uymak gerekiyor. Mesela birkaç şey sayacak olursak, zaman zaman işte toplu resimler oluyor düğünlerde, işte toplantılarda o resimleri o fotoğrafta olan kişilerin izni olmadan paylaşmak büyük bir yanlış. Çünkü bu bir kul hakkı, belki orada ortamda gözükmek istemiyor, orada olduğunu başka insanların bilmesini istemiyor. İzinsiz onları paylaşmak önemli. Sonra nezaket önemli orada da. Yani nasıl yüz yüzeyken birbirimize nazik davranıyorsak ifade olarak, üslup olarak aynı şeyi orada da yapmamız önemli. Sonra mesela yiyecek içecek resimleri paylaşmak. Bunlar hoş şeyler değil. Evet. Herkes aynı imkana sahip olmayabilir. Bazen de böyle müstehcen dediğimizde hani sadece insan vücuduyla ilgili şeyler değil. Böyle kanlı şeyler falan evet. paylaşılıyor. Bunlar da yanlış şeyler ve adaba uygun olmayan şeyler. Sonra mesela gerçek bilgileri paylaşmak önemli. Birinden bir mesaj geliyor, onu 10 yere gönderiyorsunuz teyit etmeden, araştırmadan doğru mu değil mi? İşte o bilgi yayıldığında sonrasında doğru bilgiyi aynı kişilere ulaştırma imkanınız belki var, belki yok. Yanlış bilgiyi okuyan insan belki doğrusunu okuyacak vakti olmuyor, denk gelmiyor. O yüzden teyit etmeden bu bilgileri paylaşmamak önemli. Dedikodu aslında birebir yapıldığında da kesinlikle yasaklanmış bir şey ama bu sosyal ortamlarda yapıldığında hiç bilmediğiniz yerlere ulaşıyor. Sonra onları telafi etmek, doğru bilgiyi yaymak o kadar kolay olmayabiliyor. Çünkü böyle bir şey demişti, bu alanda uzman birisi demişti. Böyle çarpıcı, kanlı şeyler kalıcı oluyor insan zihninde ama normal şeyler, güzel şeyler her zaman aynı kalıcılıkta etkide olmuyor. O yüzden biz bir şeyi paylaşmadan önce bu paylaşmam gereken bir şey mi? Paylaşırsam ne faydası var? Hı-hı. Acaba yanlış bir bilgide bunu paylaşırsam ne gibi etkileri olur? Bu bilginin kaynağı ne? Hı-hı. Bunlara riayet ederek öyle paylaşmak lazım. Sonra bir de günümüzde kurallar var. Mesela gruplar var. Gruplara insanları bazen ekliyoruz. Evet. İznini almadan eklememek çok önemli. Veya bir gruptan ayrılacağız hiçbir şey ifade etmeden oradan hiç çekip gitmek. Fark. Hani nasıl günlük hayatta selamlaşıyorsak. Orada da işte ben bu grupla şu sebepten ayrılmam gerekiyor izninizle deyip bir selamlaşıp ayrılmak gibi. Mesela bazen iki kelime yazıp mesaj gönderip, iki kelime yazıp mesaj gönderip sürekli dıt dıt karşı tarafın telefonunu meşgul etmek gibi. Hı hı. Mesela büyük harfler değil mi? Günümüzde büyük harflerle yazmak, karşı tarafa bağırmak gibi algılanıyor. Bunları kullanıyorsak da oranın nezaket kurallarını da öğrenip
öyle kullanmak ve çocuklarımıza da her alanda olduğu gibi bu alanda da örnek olma sorumluluğumuz var. Daha sayılabilecek çok fazla şey çok var şeyler aslında var ama sanıyorum zamanımız sınırlı. Evet, biraz daha sona erdi gibi hocam. Son cümlenizi rica edeceğim. Sanıyorum ki nezaket çok önemli bir konu. Böyle hayatın içinden çekilip alınsa nasıl bir hale geçeriz tahayyül etmek zor aslında değil mi hocam? Yani insan ilişkileri güzelleştiren şey adab-ı muaşeret. Onlar olmadığında kaba saba insanlara dönüşürüz Allah korusun ve mutsuz insanlara dönüşürüz. Çünkü herkes kabul görmeyi, nezaketle davranılmasını ister. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle bitirelim. İnsanlar kendileri için istediklerini diğer müminler kardeşleri için de istemedikleri sürece gerçek mümin olmazlar. Dolayısıyla biz de gerçek mümin olmak için kendimize nasıl kibar, nazik davranılmasını istiyorsak biz de başka insanlara öyle davranalım, çocuklarımıza da örnek olalım. Rabbim çevremizde de adab-ı muaşeret kurallarını uygulayan insanlar olması için de Rabbimizden yardım isteyelim inşallah. Amin. İnşallah kolaylaşsın hepimiz için. Hepimiz için. Teşekkür ediyorum Zehra Hocam. Rica ederim. Evet efendim, böylelikle bugünü de tamamlamış olduk. Bir yayını daha nihayete erdirdik. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Efendim yarın sabah yine saat tam 10.30'da bizler buradayız. Sizleri de bekliyoruz inşallah. Evlerinize konuk olma muradındayız yarın yine. Hangi konularla peki? Öncelikli olarak Kur'an eğitim merkezlerini konuşacağız yarın yayınımızda. Ardından da her cuma günü olduğu gibi ikinci bölümümüzde sıkça sorulan dini soruları cevaplamaya gayret edeceğiz efendim. Sabaha saat tam 10.30'da görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.